Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahibi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Korku, konumuz korku. Bu asırda evirip devirip çeviren, insanları perişan eden bir sistem. Yani bu sistemdir, sistemin adıdır. Korku aklidir, haf kalbidir. Korktuğu şey safsatadan ibaret ise, hayal ürünü ise bu korku tahayyüldendir. Bir daha, korktuğu şey safsatadan ibaret ise, hayal ürünü ise bu korku tahayyüldendir. Tasavvurun da var. Tasavvur zaten kökeni, yani bulunduğu yer tasavvurdur. Tahayyülden sonra tasavvura gitmiyor mu? Evet. Ama üst tabakada olduğu için altı zaten otomatik var, yani üniversite diplomasında ilkokul olduğu gibi. Yani usulü bilmediğin zaman ortalık karışıyor. Şöyle diyeyim. O kadar mühim ki usul. Harun, bunu çok önemli. Not alabilirsin şu anda söyleyeceğim. Hepiniz de bilmeniz lazım. Şimdi zatın, zat var ya Cenab-ı Hak. Cenab-ı Hakk'ın mahiyeti zatiyesi var. Mahiyeti zatiyesi var. Sonra şunat zatiyesi var. Sonra sıfat var. Sonra esma var. Esma. Bu bildik ne oldu? Kuru bir bilgi mi? Tabi anlatmak istemiyoruz değerlerini. Bunu bilmemekten Hristiyanlık çıktı. Yani tasnif edememekten. Testis akidesi buradan çıktı. Bunu bilmemekten çıktı. Esma, sıfat, şuunatı ayırt edememekten çıkmış. Yani usul o kadar çok önemli. Mesela sadeleştirme. Bir çocuk düşünün diyor çocuk. Bu çocuğu terbiye yapacağız. Bu çocuğa bir muamele yapacağız. Bu çocuğun usul ve furu var. Yani usul ve furu, nesebi ve soyu nazara alınmadan muamele etmek neye benziyor biliyor musun? Neye benziyor? Şimdi bir video seyrediyorsunuz Ramazan'da. Videoda mesela benim videom. Yani dersi seyrediyorsunuz. Ama bilgisayarda. Derste su içiyorum. Ve saati soruyorum size. Saat kaç? 12 çeyrek geçiyor. Sen bu videoyu şeyde seyrediyorsun. Ramazan'da. Bunu bilmeyen zat canlı yayın zannetse bu sefer inkar eder beni. Ya bırak ya böyle adamı. Nasıl içiyor? Ha? Ağzını nasıl içiyor? Çok ilginç değil mi? Misal. Şimdi bir videoyu Ramazan'da seyrediyorum. O zaman bir tabiri, bir kelamı usul ve furuğundan kopuk olup, yani nesebi ve soyu nazara alınmadan ona muamele etmek neyse, sadeleştirmek aynı böyledir. Nesebinden ve soyundan koparmaktır. Diğer tabirle de nokta istinadı, ki dayanak noktası Allah ile, yani geliş yönünü
geliş yönünü, nokta istinad, sana tanımladığı, gösterdiği, sana gösterdiği ufukla seni inşa etme yönünü bilmesen, o kelama, o kelama değer veremezsin. Kelamı değerli kılan nesebi ve soyu, usul ve furuğu la mümkündür. Ha? Yani şeydeki gibi, la ilahe illallah, la ilahe uluhiyete bakar, illallah rububiyete bakar. Şirk ve küfür gibi yani. Küfür Allah'ı inkar etmektir. Şirk ise peygamberi inkar etmektir. Çok ilginçtir. Masamda 22. defteri getirir misin? Yani korku ve haf, bu kadar niçin uzattın? Korku ve haf çok önemli. Bugün insanlığı inim inim inleten en büyük sebeplerden bir tanesi, korkunun çapını genişletmek için söyledim. Korkunun kaynağını bilemezseniz, çözümünü bilemezsiniz. O zaman çarnaçar, aciz olarak aklı devre dışı yapan ilaçlara mahkum edersiniz insanları. Bak, bu son cümleyi çok önemliydi. Eğer bir şeyi tanımlayamazsanız, çözemezseniz, onu yani kendisini tanımazsanız ki nesebini, kökenini ve sana gösterdiği hedefi, yani nokta istinad ve nokta istinadı bilmezseniz, o kelamı, o hastalığı, o hissi, o düşünceyi tanımlayamazsınız. Tanımazsınız. Tanımayınca da çözüm yapamazsınız. Çözümden uzak olursunuz. O zaman çarnaçar doktorların yaptığı aklı devre dışı bırakmak manasına gelen uyuşturucu ilaçları vermek zorundasın. Oysa aklı devre dışı yapmak çözüm değildir. Tam tersine aklı kıblesine koymak çözümdür. Kullandığı yöntem korkunç cinayet. İşte bazıları diyor, sen doktor musun, tıp doktorluktan bahsediyorsun, ilahiyatçı mısın, dinden bahsediyorsun. Evet, ben doktorum, ruhiyatçıyım. Bu tanımlamaları gafil doktor rüyasında göremez. Bak şimdi, şirk Allah'la ilgilidir. Uluhiyete bakar. Küfür peygamberle ilgilidir. Rububiyetle ilgilidir. Tamam mı? Demin tersini söyledim. Tersi mi söyledim? Özür dilerim. Küfür tasdik etmemek demektir. Peygamberle ilgilidir küfür. Küfür. Şirk Allah'la ilgilidir. Uluhiyete bakar. Küfür peygamberlikle ilgilidir, rububiyete bakar. Yani ikilem hep aynı gider. Haf, korku gibi. La ilahe illallah. Yani bunu bilemezsek, mesela diyelim ki çok garibinize gidecek. Ehli sünnet vel cemaati, hani kalıplardan çıktı ya, yani çare-i naciye, diğer şeylerden necat, yani diğer cemaatlerden, diğer şeylerden, şialardan, mezheplerden ve anlayışlardan ayıran en büyük özelliği nedir? Bu tanımlamayı da bilmek lazım. Ehl-i sünnet, sünnilik ne demek? Sünnilik, sünnilik bu manada kavram itibariyle adaleti mutlaka sahibi olan Allah, kainatta bir sürü zulümler gözüküyor. Bunu
Allah o adaleti mutlak, mutlak adalet içerisindeki bu gözüken zulümleri izah edemediklerinden kimisi batına kaçtılar, kimisi zahirde inkar ettiler. İşte sunilik mutlak adaletin gözüken sistemde kader anlayışı, kader inancıyla mülk ve melekütle izah etme saadetinde muvaffak olmuştur. Kader anlayışı, kader inancının en güzel izah eden sunilik oldu. Yani diğer mezheplerden suniliği ayıran mutlak adalet sahibi olan Allah'ın gözüken onun tasarrufunda rububiyetinde olan bir sürü zulümleri izah edilememekten sünnilik ise buna mana ismi, mana harfi, rububiyet, uluhiyet ve kader anlayışıyla çözümlemiştir. En büyük sünniliğin diğerinden farkı budur. Teymiye, sünnilikten ayrılmasının en büyük kavram kargaşası, Teymiye, İbn-i Teymiye, Vehhabilik, batını reddetmesidir. Batın manayı reddetmesidir. Her şey zahirdir demiş. Batiniye mezhebi ise zahiri reddetmiştir. Vahidiyetle ehadiyeti ayırmış abi. Evet, vahidiyetle ehadiyeti ayırması. Mesela evet, ehadiyetle Allah gözükür gözükmez. Sünnet böyle. Bu çok önemli yani. Çok önemli şeydir. Asr-ı saadetten sonra bunlar kavramlar birbirine girdi. Mesela korku da öyle. Bakın, çözemezsen korkuyu, yani kavramı bilemezsen, nerenin ifadesi ve nerenin zaafından kaynaklanıyor? O korkuyu, kendisinin ne olduğunu çözemezsen ve karşıya anlatmadan, ikna etmeden, izah etmeden ilaç vermek beyhudedir ve çözüm yanlıştır. Aklı devre dışı bırakmak. Oysa aklı istikametine koymakla korkudan kurtulur. Neye benziyor? Benzemez ama hatırıma geldiği için söylüyorum. Sahide. Ailevi kavgaların çözümünü ustad imani bil ahiret zemininde bulmuştur. Çok ilginç. Şu anlarda ailedeki huzursuzluğun sebebini, çözümünü imani bil ahiret zemininde izah etmiştir. Ne alakası var? Ya işte korku tasavvurdadır. Diman mertebesindedir. Şimdi bizim bu ruhiyat dediğim ruhsal tedavi şu sohbetleri klinik sohbetlerinden en büyük farkı tıp bozulanı tamir eder. Ama bozanı tamir etmediği için, devre dışı yapmadığı için bozulma devam eder. Klinik hücrenin, dokuların tamiriyle meşguldür. Ruhsal dersler ise, Risale-i Nur dersleri ise, o hücreyi, dokuları, bezleri aktif eden veya devre dışı bırakan faili, müessiri devre dışı yapmaya çalışır. Dolayısıyla sorunu kökten çözümlemiş oluyor. Ama tıp ne yapmıştır? Dinden kopuk tıp, bunun çözümünde aciz olduğundan ama bilmiyorum da diyemediğinden, çözümü din göstermediğinden, din eksenli referans vermemek ağır geldiğinden, dinde çözümü aratmadığından aklı devre dışı bırakmak çare zannetmiştir ilaçlarla. Referans, kaynak dini göstermek ağrına gitmiştir. Anlıyor musunuz? Oysa aklı devre dışı bırakmak değildir. Tam tersine korku aklın ifrat ve tefritinden kaynaklanıyor. Peki aklı devre dışı bırakmak bunun çaresi midir? Tam zıttı. Çok acayip. Şu an o zaman...
Malzeme vermemekten, aklı yürütmemekten çıkıyor zaten. Zaten malzeme vermemişsin akla. Ne yapmışsın? Değirmene, değirmen çalışıyor. Buğday vermemişsin, mısır atmamışsın. Garun. Yiyecektir bu. Aklı devre dışı yapmıyor o zaman değil mi abi yani? Din tam tersine. Akli yakilun, takilun, efelayte fekkerun, efelayte debberun gibi ikazlarla ne kadar da az düşünüyorsunuz. Tam tersine akli sistematiğe getiriyor. Yani kendi başına mesela değirmencilik yapmamışsınız. Köylü çocuğusunuz ama şey değil. Şu. Şimdi değirmen dengesiz olur. Bazen şu taşla üstündeki taş mesafesi çok olur. Parça kırık, kırma dediğimiz mısır tanesi olur, kırma. Çok az olursa nişasta olur. Un olabilmesi için orta lazım. Peki, çok ilginçtir. Orta yapınca kırma da ihtiyacım var, nişasta. Diyor ki, değirmenci, bu dönerken diyor, un ayarlayalım, kırmaya değil, nişastaya değil. Un ayarlarsan en uzağa atılan kırmadır, değirmenin en dibine atılan nişastadır. İki ihtiyacın var ama ortada olan undur diyor. İfrat ve tefrit var gene. Çünkü dönerken büyük parçalar merkez kaç kuvvetiyle ileriye atılacaktır. Tozların kütlesi küçük olduğundan atılamayacağından dibe düşecektir. Al sana nişasta, al sana kırma. Tamam. Un da ortadadır. Aklı, yani bu yedi tane ki bir kere klinik konuşmalarında kafada akıl vardır, diğerleri detaydır. Ustad Bediüzzaman Hazretleri dimağda yedi mertebe getiriyor. Tahayyül, tasavvur, taakkul, tasdik, izan, iltizam, itikat. Bunlar birbirine üzerine bindirilmiş değirmene benzetiyorum ben. Yedi tane değirmene tane atmadığınızı düşünün. Birbiri üzerine bindirilmiş. Kimisi böyle, kimisi böyle, kimisi de böyle dönüyor. Kimisi buradan dönüyor, kimisi buradan dönüyor. Yani birbirinin üzerine bindirilmiş. Artık kıyameti, gümbürtüyü seyret o kafada. Temelde şey yapmıştır. Onun için bazen bana itham ediyorlar. Doktor musun ki? Doktorluktan konuşuyorum. Doktorların doktoruyum ben. La fah ve la gurur. Burada tanımladığı ve tarif etmiş olduğum veya üzerime bindirilmiş o elbisenin hakkını vermek için söylüyorum. Dinden kopuk gafil doktorların doktoruyum. Bak şu kısa belki 10 dakika konuşmayı sen göremezsin bir yerde. Bak aklı devre dışı yapıyor. Ondandır ki 10 sene, 15 sene, 7 sene ilaç kullanmaya devam ediyor. Düşünebiliyor musunuz? Bir insan 10 sene, 15 sene ilaç nasıl kullanır? Korkuya devam ediyor. Bazı şiddetli bir itirazlara cevap vermeye mecbur oluyor. Bu tür üslup kullanmayı. Evet doktorların, gafil doktorların doktoruyum. Ben hoca değilim. Bu noktada hoca değilim. Ben tabibim. Ruhsal tabibim. Şiddetli itirazlardan dolayı böyle bir şey ifade etme mecburiyetime başlarsınız yani. Demek zorunda kalıyorum. Sen kimsin diyorlar da. Bak bunu nereden bilecek? Korktuğun şey safsatadan ibaretse korkunun kaynağı hayali kullanamamaktan geliyor. Korkunun kaynağı? Tahayyüldür. Tahayyüldür. Mantıksız korku ise 1/50 diyelim. Yani İnsaf nısıftan geliyor. Nısıf yarılamak demek. %50. Yani mantıksız korku 50'de bir ihtimal ise bu korku tasavvurdadır. İnsafsız. Yani %50'ye gelmiş. Haliç'teki kayıp meselesi. Evet. Haliç'teki kayıplardan çıkartıyoruz. Yani veya o tür yerlerden çıkartıyoruz. Benim işim bu yani. O kadar fazla uyumam ben ya. Çalışıyorum. Dersimi çalışıyorum.
Abi hayali nasıl kullanacağız? Baktığın zaman her şey hani en önemlisi o. Evet. O yani. Bir hayali nasıl kullanacaktan önce şu soru sorulması lazım. Hayal nedir? Hayali bilmiyoruz. Ona ait dersimiz var bayağı. Bayağı hayal diye. Hayali tanımakla, tahayyülü tanı. Sistemin adı tahayyül. İçerideki işletim sistemi ise, yazılım ise hayaldir. Hay, al. Yani ölü duyguları, fikirleri, hisleri, ölü haletleri içine koy, dirilsin. Hayatlanan yerdir. Hay, hay olan yerdir. Ölülerin dirildiği yerdir. Tasavvurdaysa, ama şimdi bak ne oldu? Tasavvurdaysa %50. Tasavvurda %50. Tehlike varsa. Yani çözülememişse, kontrol edilememişse, korkunun kaynağı tasavvurdadır. Bu safsata değil ama. Bu safsata bak, değil. Bu nedir o zaman? Tasavvuri bir şeydir. Düşünce kalıbına girmiş. Yani doğru malzeme eksikliğinden kaynaklanıyor bu korku. Bazı korkular var, hayalidir. Hayaline geliyor, aa orada birisi geliyor, orada birisini gördüm. Bu korkunun kaynağı hayal. Sisteminden çıkmış. Ama ne olur? Kefen, mezar, mesela ölüm korkusu. Allahsız düşününce, ölümü Allahsız düşününce korku olur. Allahlı düşününce haf olur. Bak gördün mü? Neye benzedi? Bana bir soru sordular. Abi İslam geldiği zaman bankalar ne olacak? Onların dolayısıyla bir sürü türev şirketleri var. Çok kolay. Banka sistemi olmayacak, ne olacak? Nasıl yapacağız? Allah Allah. Kar ve zarar ortak yaptın mı? Bak hele. Ya bu da böyle. Korkunun içerisine ümit vereceği koy, haf olur. Hafın içerisine ümit vereceği kaldır, korku olur. Allahsız kabri düşünürsen korku olur. Allah ile kabri düşünürsen hafullah olur. Alacağım, soracağım. Hadi sorunu alacağım. Haf ise, hafullah'ta ise, hafta lezzet vardır. Yani lezzetli korku. Efendim Yasin. Cehennemden korkmak hafullaha mı girer yoksa korkmak o? Cehennemden haf edersen hafullah olur. Cehennemden korkarsan korku olur. Ama sen Kur'an-ı Kerim'deki o hafı korku diye tercüme edersen bu olur işte başımıza. Kavram kargaşası çıkar. Nesebi ortadan kaldırılmış bir kelime çıkar. Sadeleştirme budur. Yani Kur'an'da metin itibariyle haf geçiyor. Haf, Allah ile bakarak ancak izah edilen bir şeydir. Sen o hafı korku diye tercüme edersen, sadeleştirirsen nesebini kaldırdın. Yani Allah ile ilişkisini kesince haf korku olur. Korku Allahsız düşünmektir. İçinde ümit ve reca olmayandır. Ümitsiz, reca, recasız haf yoktur. Yani bir sadeleştirmeye ondan girdim zaten. Bodoslama girdim gibi gözüküyor ama sadeleştirme böyle bir caniliktir. Sadeleştirme şuna... Sadeleştirme değil, lukat anlamı vermek size bunu katlediyor abi. Ya katlediyor tabii. Artık sen... Bak ben şunu vereyim sana şeyi. Sadeleştirmek aslında alakasını kaynağından kesmektir. Bir şeyin usul ve furu dediğimiz nesebi ve soyu, yani nereden geliyor, nereyi ifade ediyor, nereye baktırıyor, bu noktadan sadeleştirme sanki çocuğun nesebini, usulünü, geliş yönünü, dayandığı kaynağı ortadan kaldırandır. Nereye baktırıyor, nereyi inşa ediyor yönü de, yönüyle de insanın istidat ve kabiliyetlerini, bak nereye baktırıyor, nereye inşa ediyor yönüyle de insanın istidat ve kabiliyetlerini kıblesini tayin ediyor. Yani bir kelamın nesebi, soyu. Yani nokta istinat, bak yaslandı, baktı. İnsan kökeni Allah'tır. İstidat ve kabiliyetlerinin beka istiyor, ebed istiyor, sonsuzluk istiyor. Yani bu
istek, içsel yapısının gösterdiği, ifade ettiği, işaret ettiği, parmağıyla gösterdiği alem ahirettir. Eğer insanın fıtratındaki beka, ebed, sonsuzluk, ölmemek gibi isteklerine, kıblesine koymasan, yani ahiretsiz bunu izah etmeye kalkarsan, işte bunun adı korkudur. İçsel çöküntüdür, biter. Bunun hiç şansı yoktur. Mesela zindani dünyadan kabir, bostan-ı cinana geçiştir. Cehennem zindan cehennem zindanı gibi olan şu dünyada Allah'ın methettiği cennet alemlerine bir geçiş serüvenidir, bir inkılaptır diye ölümü görmeyen bir insan korkuya düçar olur. Evet, ahiretsiz insanın istidat ve kabiliyetlerini izah edemezsiniz, doyuramazsınız. İstidat ve kabiliyetlerin istekleri olan evet ve sonsuzluk ihtiyaçlarını malzeme veremezsiniz. Değirmene tane atmayınca değirmen kendisini yer. O da dönüyor ama unla dönüyor. Unun üzerine dönüyor iki taş. Ama unsuz bu korku. Un tane atarsan bu da dönüyor ama taş taşın üzerine dönmüyor. Malzeme üzerine dönüyor. Tane de maksat ilimdir. Doğru malzemedir. Doğru yerde olmaktır. Bak sadeleştirmeye devam edeyim. Kelamın siyak ve sibakı var demektir. Tamam mı? Oradan çıkarıyorum 25. sözde. Kelamın gelişi ve gidişi var. Gelişi ve gidişi, siyak ve sibakı, nesep ve soyu nazara alınmadan yapılan muamelenin adı sadeleştirmektir. İşte geliş ve gidişinden bahsediyorum. Bir daha anlatayım gelişini. Sadeleştirmek aslında aslıyla alakasını kesmektir. Bir şeyin usul ve furu dediğimiz nesebi ve soyu, yani nereden geliyor, nereyi ifade ediyor, nereye baktırıyor, bu noktadan sadeleştirme sanki çocuğun nesebini, usulünü, geliş yönünü, dayandığı kaynağını kaldırıyorsun, nereye baktırıyor, yani insanın fıtratı nereye baktırıyor, ebed istiyor ama fani veriyorsun, sonsuzluk istiyorsun, sonludasın, ölmek istemiyor fıtratta, ölüme mahkumsun. İnsanın fıtratı nereye baktırıyor, bize bir bak, göz takıyor, bak ben böyle bir şey istiyorum, faniye bakma, isteklerime bak, baktırırken nereye baktırıyor fıtrat? Nereyi inşa ediyor yönüyle de insanın istidat ve kabiliyetlerini kıbleye koyuyor imani bil ahiret. Ki soyunu ifade ediyor. Bunları nazara almadan, yani çocuğun nesibini ve soyunu nazara almadan sırf kendisini tanımlamaya kalkmak gibidir sadeleştirmek. Yani İki kanatı kopmuş kuşa döndürmektir sadeleştirmek. Bu kişiyi disipline edemezsiniz. Bu adama ne malzeme, usul ve furunu bilmiyorsun. Tamam mı? Bu nereye benziyor diye misal verdim. Usul ve furunu bilmemek. Bir video seyrediyorsunuz dedim. Önünde bardak var. Tamam mı? Benim videomu seyrediyorsunuz. Şu anda niye bardak yok? Niye koymadınız? Cevap istiyorum. Oruç. Oruç olduğundan. Şimdi her daim burada bardak olur ve Hasan içer. Şimdi oruçtayız. Bu söylediğimi anlatmak saadetine bir örnek veriyorum. Şimdi Ramazan'da seyredilen bir video. Videoda sohbet yapan kişi suyu alelen herkesin önünde içiyor. Bunu Ramazan'ın öncesinde yapıldığını, bir video kayıt olduğunu bilmeyen, yani nesebini bilmeyen kim neyi nerede ne zaman nasıl yaptığını bilmeyen bir insan Ramazan'da bu videoyu seyretse bunu aşağılar ve inkar eder. Süreye bak lan. Aileler utanmadan, Allah'tan korkmadan su içiyor ya. Ramazan'da bu mübarek günde su içiyor. Alimlere de böyle bakın.
adamın kitabında, alimin kitabında bir tabir var, sana basit gelebilir. Hayır. O zat bulunduğu zamanını, yani İbn-i Sina'yı, İbn-i Sina yapan zamandır. Onun zamandır. İbn-i Sina şu anda çocuk gibi olması İbn-i Zaman'dan kaynaklanıyor. Yani bir zamanın çocuğu olduğu işimizden kaynaklanıyor. Şimdi o alimin kim, kime, neyi, ne zaman, neyi tartışıp yazmışlar. Nazara almasan kitabını ya basit göreceksin ya da çok acayip yüceleceksin. Hadisler de aynı şekilde inkar ediyorlar. Evet. Ama. Hadisler bundan inkar ediliyor. Hadis ravilerinin haletleri ve kime söylendiği bilinmediğinden dolayı. Evet. Bu noktadan Kur'an ve hadis çok istisna bir özelliğe sahip. Sadeleştirme anladık değil mi bak? Evet. Korkuyla hafı birbirine karıştırmak gibi. Kökenini ve nesebini çözememekte. Bak bunlar geliyor. Bak bunlar nasıl tanımlıyor. Mantık çaresinde ise ki, mantık, Risale'de o sandal meselesi burada kullanıyorum. Mantık çerçevesinde ise, tasavvuru bloke edebilmek için, korku şuradadır, tasavvurdadır dedik. Kökeni buradadır. Tamam. Tahayyül aşağıdadır. Tahayyül, tasavvur, tahakkul. Tahakkulun içinde mantık vardır. Mantık çerçevesinde üst birimi aktif edersen alt birimini kontrol ve sisteme oturtur. Nizamına koyar. Yani düşünceleri kıblesine koyar. Mantık çerçevesinde ise ki 3 bölü 5 bülbülü 3'te ikisi de bu korku tahakkuldadır. Kayık örneğinde olduğu gibi. Mesela kaç tane kayık var der? Tamam. Der ki 1000 tane. Senede kaç tane kayık gark olur, batar? Bir veya iki. Ve bir veya hiç. Hiç bazen bir sene geçer, hiç kayık batmaz. Bir tane belki batar. Şimdi 1000 tane kayık içinde bizim kayık karşıdan karşıya geçerken bir alim korkuyor kayığa binmekten, ustad söylüyor. 1000 tane kayık içinde bizim kayık kaçta kaçtır? 1000'de 1'dir. Bunun batma ihtimali kaç binde kaç bindir? 360 binde 1 ihtimaldir. 360 binde 1 ihtimalle korkan insan değil, hayvan bile olamaz diyor. Burada ne ile bir onun tasavvurunu taakkulda bulunan mantık yöntemiyle, yani üniversite diplomasıyla ortaokula dekme dersin. Mesela bir iş yerinde adam alınacak, lise diplomalı olmak şarttır diyor. Sen şimdi benim üniversite diplomam var, ben gidemem, lise diploması değilim diyebilir misin? Gidersin. Ne yapıyor? Taakkulda bulunan mantık yöntemiyle bir alt zemin olan tasavvurdaki korkuyu bloke ediyor. Yani biz dinde kullanayım bunu. Kabir var, doğru. Zebaniler var, doğru. Bir akrep var ki, bir ısırdığı zaman, girmeyeyim, bir ilan var ki, bir ısırdığı zaman, ki rivayet bunu, hadis. Bunu okurken, bir üst birim olan, ümit ve reca, Allah ile düşününce, bu keyif veriyor. Peki peygamber nasıl kullanmış bu hadisleri? Peygamber geldi, nübüvvet, öldü. Kaç sene geçti? Hayır, peygamber nübüvveti 23. 23 senede sohbet ederken o sevgili peygamber aleyhissalatü vesselam yemek yaparken lazım olduğu kadar yemeğe tuz katmış. Tek başına tuz yenmez. Yemeği içinde de çok güzel olur. Bir saatlik sohbete 2 dakika haf koydu. Haf yani tuz. Başka bir sohbette, bir saatlik sohbetinde birkaç dakika, 3-5 dakika korkuyu soktu. Sen bu 23 senedeki sohbetini bu kadar ümit ve reca sohbetleri içinde korkuları toplayıp bir kitap haline getirip basıp da bir insana verirsen, kafir için söylenen korkuyu, gafil için söylenen, Allah'tan kopuk olan ve bütünlük içindeki o korkuyu tek tek cımbızla alıp
bir kitap haline getirip de insanlara takdim edersen o kalp krizi geçirir ve ruh dumura uğrar. Onun için korkuyla, kabir korkusuyla alakalı sırf kitap okumak insanlarda müthiş bir güven sorunu yaşar kendisiyle, Allah ile ve ahireti ümitle ödü patlar. Onun için burada ne çıkıyor kavram kargaşasından kurtulmak için? Ama korkutmadan da olmuyor. Korkutsan da şey vesaire. Ne yapacağız peki? Çaresi ve çözümü nedir? Asrın imamları burada iş yapıyor. Asrın imamlarına ittiba etmek zorunludur. Asrın imamları ne kadar korkutmuşsa bu asırda o kadar korkutulması gerekiyor. Ne kadar ümit verilmişse bu asırda da o kadar ümit verilmesi lazım. Pompalanması lazım. Dinin açık korkulması gereken şeylerde ise, yani korkuyu şöyle de şey yapmışım, o mantık çerçevesinde ise ki 3/5 mü büyüktür, 1/5 mi? Hangisi daha büyüktür? 3/5. 1/5. 3/5 büyüktür abi. 3/5 mi büyük, 1/5 mi? 3/5. Ne demek biliyor musunuz? Bir elmayı 5'e bölün. Bir dilim alın. Bu mu büyük? 3 tane elmayı bölün. Toplam 5 parça olsun. Ondan bir parça al. Aynı mı? 3/5 büyüktür abi. Tamam. Evet, nasıl mektep okudunuz? Ben Lazcasını da söyledim. 3 tane elma düşün. 1, 2, 3 tane. Bu elmaları eşit oranla 5'e bölün. Toplamı. 3 taneyi 5'e böleceksin. 5 parça olacak. Ama toplam elma sayısı 3. 5'e bölün. Bir elmayı 5'e bölün. Ve bir dilim alın. 5'te birini alın. Tamam mı? Peki. Dinin açık korkulması gereken şeylerde ise bu korku tasdiktedir. Dinin, Allah'ın dediği korku, mesela namazsızlıktan korkun, şirkten korkun, zekat vermekten korkun. Ki Allah şöyle diyor bir manada, bir şey, o korktuğun şeylerden korkmayın diyor, bir mana söylüyor. Benden korkun diyor, hafedin. Eğer bunun bedeli şudur, Allah'tan gereği gibi korkmamak, bu sefer Allah'ın dışındaki şeylerden korkmaya mahkum olacaksın. Onlarda da merhamet yoktur. Korkunun sebebini bak ne gösteriyor? Allah'tan korkmayanların ölümden korkması kaçınılmazdır. Abi korkmuyor muyuz? Allah'tan korksan tesettürün olurdu. Allah'tan korksan namazın olurdu. Allah'tan korksaydın o dizileri seyretmezdin. Fiil budur. Yani çektiklerimiz verdiğimiz mesajlardır. Zanlarımız kaderimizi oluşturuyor veya kader zeminidir. Çünkü Allah'ın şöyle bir vaadi var. Benden hakkıyla korkarsanız hakkıyla benim dışımdaki şeylerle korkutmam sizi. Eğer benden hakkıyla korkmazsanız ki onun alameti peygamberin sünnetine uymaktır. Eğer beni seviyorsanız, bana imanınız varsa beni seveceksiniz. Beni sevmek demek sevdiğime uymalısınız diyor. Habibime uyun. Habibine uymak nispetinde Allah'tan korkuyorsun demektir. Habibine uyma nispetinde Allah'tan korkuyorsun. Habibine uymama nispetinde Allah'tan korkmuyorsun. Bedeli nedir? Allah'tan hakkıyla korkmamanın bedeli Allah'ın dışındaki şeylerle acımasız, merhametsiz korkmaktır. Gayrimeşru muhabbetin neticesi nedir? Merhametsiz azap çekmektir. Ya sistem kardeşim, hep sistem, dikkat ediyor musun? Bu yoksa bu vardır.
Haf yoksa korku, korku yoksa mı? Yani hep sistem. Dikkat eder. Benim derslerde dikkat ediyorsanız. Sistem nasıl çalışıyor? Peygamberi de avama da böyle çalışıyor. Sistem. Değirmene tane atarsan alim, cahil de atarsa aynıdır. Değirmen sistemdir. Sistem. Demek ki, bak bir de okuyayım şurada. Dinin açık korkulması gereken şeylerde ise korku tasdiktedir. Tahayyül, tasavvur, takul, tasdik. Eğer dinin açık konularda korkun dediği şeylerde şirkten korkun diyor. Bu tasdiktir. Senin günahlardan koruyorsa bu korku, bu izandadır bu korku. Tahayyül, tasavvur, taakul, tasdik, izan. Her bir mertebenin korkusunu anlatıyorum. Eğer seni korku, seni günahlardan korkuyorsa, koruyorsa, bu korku izandadır. Hayatını nizama sokmasına ve hayatını korumaya sebep oluyorsa, bu korku iltizamdadır. Ya böyle bir, çok çalıştığım için söylüyorum. Hayatını nizama sokmasına evlenirken, gene bu sistemle evleniyorsun, eşini seçersen, iş yerini. Mesela basit bir insan telefon geldi. Alo, buyurun. Abi, abi 500 evlere taşındım ben. Kırşehir'e taşındım abi. He? Ben Ankara'ya taşındım. Etimesgut'tayım. Abi burada dershane var mı? Taşındıktan sonra bunu soruyor. İlk önce taşınmadan önce hizmet var mı sorması lazım. Sonra eve bakması lazım. Tamam, ilk önce neye bakarak taşınılıyor? Çözebilen var mı bunu? Evler taşınırken ilk önce nereye bakılarak en mühim? Çocukların okuluna bakılıyor. İş önemli değil, tayin olur. Tayini bile çocuk endeksli yapılıyor. Çocukların dünyası. Sonra iş, sonra abi burada dershane var mı abi, hizmet var mı? Ya oraya mı taşınmayı düşünüyorsun? Yok abi taşındım. Ya ara bulursun. Bu irtizamdaki korku değil. Tasavvurdaki korkudur, daha dipte. Nedir? Hayatını nizama sokmasına ilk önce korku, hayatını nizama sokmasına intizama değil. İntizam içseldir. Nizam dışsaldır. Mesela vücut organları intizamlıdır birbirine. İnsan kainata nizamlıdır. Veya karaciğer kendi bünyesinde intizamlıdır. Vücut sistemine göre nizamlıdır. Tamam mı Mehmet? Bak şimdi. Yani bu kadar müşahhas veriyorum. Nizam zahir olan değil mi? Yani bütünlük içindeki parça. Hayatını nizama sokmasına ve hayatını korumaya sebep oluyorsa bu korku iltizamdır. Tahayyül, tasavvur, taakul, tasdik, izanı konuştuk. İltizam. Hayatını dış dünyanı nizama sokuyor. Dış dünyanı koruyor. Çoluk çocuğunu. Aman ha! Bunlar okulu önemli değil. İlk önce benim çocuğum doktor olacak değil, alim olacak, benim oğlum vakıf olacak diyen var mı? Kaç kişi duydunuz? Amca söyle deme ya, kafasına vakıflığı takar ya. Benim, yeğenim, tatlım benim, sen alim olacaksın. Hemen annesi orada müdahale ediyor. Amcası ilk önce doktor olacak, sonra alim olacak. Diyeni söylüyorum ya. Ben nereden bilecektim? Ya, yavrum, sen beni dinle, onu değil. İlk önce alim olacaksın. Hayır amca, doktor olacağım ilk önce. Affedersin, Anadolu bir şey var. Çocuk bilmem neyinden belli olur başta.
hafızdan gördüm. Gördüğümü söylüyorum. Doğruluğunu bilemem. Çocuktur. Ama niye bu böyle, niye böyle? Çocuğu kucağına aldı. Hafızın sakalı var. Bir çocuk, ben bir talim yapıyorduk ondan. Annesi sıkıntılı vesaire gene. Hafız çocuğu sever, kucağına alır. Çocuk sakalına saldırır, yırtar. Bu hırlı bir şey olmayacak der. Başka bir zamanda çocuğu gördüm. Çocuk sakalını böyle şey yapıyordu. Ha böyle yapıyordu, tarıyordu. Bu çocuk iyi bir çocuk olacak. Bunu Resulullah'ta da görüyoruz. Namazı katletti çocuk. Ya namazın önüne geçti. Oysa taş toprak bile Resulullah'ı tanır. O tanımadı. Çocuktur. Hayır. Taş Resulullah'ı tanıdı. Ente Resulullah dedi. Ölüler Resulullah'ı tanıdı. Çağırdı, ölüyü dirildi. Ağaçlar değil Resulullah'ın yanı. Bilal Habeşi'ye git şu ağaca söyle, selamı söyle. Benim diyor defi hacetim için gelsinler etrafımda settarı olsunlar. Ağaçlara dediler ki neyim ya Bilal Habeşi de benimle dalga mı geçiyor ya tövbe estağfurullah diye demedi. Ya ağaca diyeceğim ki Resulullah'ın selamı var ya ağaç. Ya şecer. Resulullah'ın defi haceti için gelin buraya toplanın. Sırf onun defi haceti gözükmemesi için ağaçlar geliyor dallarını kapatıyor. Settarı oluyor defi hacetini veriyor. Bunu tanıyor. Ama o çocuk onu tanımıyor. Tanımak istemiyor. Hırçın diyor zaten. Asi. Ya olur mu? Musa'nın kıssasında o ama bir çocuk var. Ama çocuk var kıssada değil mi orada Kur'an'da? Peki Musa Aleyhisselam ısrar etti Hızır Aleyhisselam'a. Şunu amanın gözünü aç. Diğerleri çalık çelik çomaklar oynuyorlarmış. Çelik çomak oynuyorlar diyor çocuklar. Onlar gülünce bu ama ya bu da gülüyor. Gülmesine gülüyor. Bir şey gördüğü yok. Ona ha 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 gülüyor. Onlar gülünce bu da gülüyor. O da gülünce acıdı Musa Aleyhisselam. Şeriatçı ya. Batıncı değil. Bazen zahir aldatır. Ya şunun gözünü aç dedi ya. Bak onun gülmelerine gülüyordu ya. Bu da olaya gülsün dedi ya. Olaya gülsün. Gülmelerine gülmesin. Ya bilmezsin ya Musa. Bunun hikmeti var. Hem kendisine zarar hem ailesine nesibine zarardır. Bunun en güzel hali budur demiş. Yok istiyor. Açtı. O çocuk gözü açılınca ilk ne yaptı biliyor musunuz? Ne yaptı abim? Karşısındakini gözünü çıkardı galiba. Hemen çomağı aldı. Çalıyı aldı. O oynayanların farkında olmadan bir tanesini gözüne soktu. Gözünü çıkarttı. İlk yaptığı şey amanın gözü açılınca çocuğun ilk yaptığı şey gözü ama yapmak oldu. Sonra Musa Aleyhisselam dedi ki ya Rabbi affet beni. Ve senelerce af dilemesine sebep oldu. Senin hikmetinden sual sorulmaz. İltizamdaki korkuyu konuştuk. Şimdi itikattaki korkuyu konuşuyoruz. Korkunun karşısına ümit ve recası varsa bu korku itikattadır. Tahayyül, tasavvur, taakkul, tasdik, izan, iltizam, itikat. Eğer bu itikat son, diman son mertebesi. Bu korkunun içerisinde ümit ve reca koyarsanız aşağı iner ve haf olur. Eğer korkunun içerisinde ümit ve reca yoksa o korku itikattaki korkudur. İtikat aklidir, iman kalbidir. İhtiyar aklidir, irade kalbidir. Karanlık aklidir, zulmet kalbidir. Ha? Manay ismi aklidir. Manay harfi kalbidir. Kalp bunu değiştirirse manay harfiyle böyle bakıyor. Peki, devam ediyorum. Sıkıldınız mı? He? Şeyine, itikada geçeceksin de komple bütün mertebeleri izah edeceksin. Ettim abim. Ettim bu işte. Burada hani korku deme zamanı Cenab-ı Hak hıfzı hayat için vermişti ya abi. Oradaki mertebeleri mi izah ettiniz? Evet. Yani şey, bilinen yerleri şey yapmadım mesela. Korku toplamasını yapmadım bu. Korkuyu içerisinde barındırdığı ya zaten korku işte hıfzı hayat cihazı bunu vermiş. Mesela şöyle diyeyim. Allah hayatımızı koruyalım, hayatımızı besleyelim, hayatımızı boşaltalım,
hayatımıza hayatımızdan daha değerli gaye koyalım gibi duyalım, konuşalım, yürüyelim diye sistemler koymuş. İnsan da bir hayatını uçurumdan atma, zehir yeme, tamam mı? Kavga yapma. Mesela hayatını korumak adına bir cihaz takmış bize. O cihazın adı nedir bilebilen var mı? Usta cihaz diyor buna. Hadi ağzımda benim. Kastamonu'da. Tebrik ederim Resulüm. Allah razı olsun. Fuzuli tebrik yap bunu. Hıfz-ı hayat cihazı bozulunca sistem bozulmuş. Eksi 5 derece soğuğu artı 5 gösterir. Yani dünyayı fani baki görür. Bütün detayı kendiyle meşgul eder. Bütün detayı kendisiyle meşgul eder. Hıfz-ı hayat cihazı bozulunca bu korku, bu 7 tane sistemi tahayyülde, tasavvurda, taakulde, tasdiki, izanda, iltizamda, itikatta dümura uğruyor. Hıfz-ı hayat cihazı insana takılmış. Minareden atma kendini, zehir içme kendini. Tamam. Koru kendini ya. Yine birilerine içme. Hastalandın git tedavi ettir. Sebebi bu. Bundan kaynaklanıyor. Bu ifrat çalışırsa acillerden çıkmaz. Tefrit çalışırsa sebeplerine riayet etmez. Hıfz-ı hayat cihazı. En ufak şeyden hiçbir şey yokken aman ölüyorum. Hıfz-ı hayat cihazı ifrattadır. Adam oho mesela şu içiyorlar ya esrar ereğin. Yani çok iyi biliyor. Esrar içen ve sigara içenler derecesine göre hıfz-ı hayat cihazı tefrit mertebesindedir. Geçen hafta birisi gelmiş de malum yani bir 3 günüm kaldı, 2 günüm kaldı diyordu. Bana mı demiş? Ha evet. Abi buradaydınız da sen hatırlattın. Ben korktum abi. Hoş geldin bile demedim ki aşağıda. Gözler bitmiş. Düşünceden iskeletot imparator olmuş. Kaç kiloymuş biliyor musun o? 104 kiloymuş. Sonra 90 küsüre düşmüş. Şimdi kemikten göz bakıyor. Ondan sonra gözden çıkmış. Abi. Söyle. Hayırdır ne oldu? Bir şey aslan mı kovaladın lan? Hatırladın mı? Yukarıda. Abi bu seninle son görüşmemiz. Aa ya peki ne? Nereye gidiyorsun bir yere mi gidiyorsun? Abi 3 günüm kaldı. Şu 3 günü de hesaplamış. Şu kadar saat. Ben vedalaşmaya geldim. Nereye gidiyorsun o zaman şimdi? Memlekete git mezarımı kazdıracağım şimdi. Gitmiş kazdırmış. Sonra? Oldu olacak abi cenaze namazında kıldın sen. Ne yaptım biliyor musun? Şimdi bir tane çıktım. Yatın her şeye. Allah'ın gaybı sana mı açıldı? He? Ses! Gayb mı açıldı lan sana? Vahiy mi geldi sana? Anlattım. Şimdi ne yapıyor biliyor musun şimdi? Biliyor musun? Bu adam şu anda evlilik hazırlığını yapıyor. Ulan nereden söyledik? İyi ya. O hedefini, ölüm hedefini kaldırdık. Ümit koyduk. Reca koyduk. Ona git devlet. Ümit koyduk. İlaç. Bu ilaçı bırak. Şu reçete şu. Sitede var o reçete. Nur dersinde var. Reçete. Ne dedin abi diye. Reçete var. Reçete isminde bir ders var. Bak bunu yapacaksın. Bırak lan. Kıvıt sen şunu. Tamam abi. 3 günmüş. Vay mı geldi lan sana? Hatırlarsın değil mi Mehmet kendini sende? İyi değil mi? Geçtin değil mi geçmişine? Bir baktım Mehmet kağıt gibi gelmiş. Mehmet evlenmedi de elhamdülillah. Şimdi kalksan bak şimdi benden daha kilolusun. Kaç kilosun? 78. 78. Aynıyız. 76'yım ben 76, 78. Tamam. Aynıyız bak. O zaman neydin ya? Kaç gün vermiş. Şimdi şimdi abi iş yerisini aktif etti gene. Şu an aktif.
Abi evlilik planı yapıyorum diyor. Ne dersin diyor. İyi, hayırlı olsun lan. Düğününe beni çağır. Bir kona vururuz dedim böyle. Aa böyle düğün yapmayacağız. Aferin lan sana. Ha bak böyle latifeleştik de. Yani ne olur arkadaşlar, içim yanıyor tamam mı? Buna doktor ne yaptı? Bak ilaç verdi değil mi? Unutmak için yatsın, unutsun. Biz ne yaptık? Kaldır bakalım onu. Şu reçeteyi uygula. Böyle düşün. Allah'tan ümidini ancak kafirler keser Kur'an-ı Kerim'de ayette. Ya, o duruma düşmeden önce buraya gelmişti. Yok şunu kullanmayın, bu zararlı. Şunu kullanmayın, bu zehirli. Şunu kullanmayın, bu kanser eder. Şu bu hasta eder. Daha önce burada ahkam kesiyordu. Tamam. Yani o bir tane vardı o. Meşhur kadın. Neyse bir tip. Adamları faydasından fazla zararı verdi. Vesvese verdi. Herkes o yıtık tıpı okuyan. Yıtık, kayıp galiba. Yıtık, kaybedilmiş tıp. Bir kitabı var böyle kadının. Tamam faydası yok değil. İlaçları doğru söylüyor. İlaçlar hakkında hepsi doğru. Ama usulü yok kadının. İfrat etmiş. İfrat edince onu okuyanların herkesi, bu sözümü duyan herkes, o kitabı okuyan herkeste vesvese hastalığı var. Mehmet doğru mu değil mi? Tasdik ediyorum abi. Tasdik ediyor musun Mehmet? Okudun kardeşim değil mi? Ya. Canım çıktı değil mi sizi vasata getirene kadar? Öyle mi değil mi abi? Öyle öyle abi. Okuyan, hani bazı şeyleri gururu şey olmasın diye ama bir yaşayan bir örnek olduğun için sana dönüyorum. Kusura bakma. Hatta gidecektim, gitme dedim bana. Dinlemedim seniyle. Gittim, okudum. Zarar ettim yani. Ben dedim ki gitme. Senin benden gizli gittiğini de biliyor. Ve perişan olup en son küpçü dükkanına geleceğini de biliyor. Ve zarar etti. Ben sana gitme dedim. Bir sürü şeyler yapıldı. Bu da onların içinde büyümüş bu. Üç günü kala. Onlar içinde büyümüş. Ve şifa dağıtan karşıma geliyor, üç günüm kaldı diye diyor. Şimdi evlilik şeyini yapıyor. O kadar vakıflardan bile, yani içimi bir çıkartsam vakıflardan bile onun kitabını okuyan, tamam onun kitabını okuyup vesvese hastalığı duçar olan kaç kişi buraya geldi? Bizimle meşvelet ettiler. İlk işim onu kaldırmak. Sen yetmiyor mu ya? Peki abi ilk şunu söyledik büyük bir vakıf. Abi diyet gerekmiyor mu? Biz doğuştan diyetiz kardeşim dedim, şaşırdı. Öyle mi abi dedi ya, biz bilmiyoruz ne diyeti kullanıyorsunuz siz. Ben Resulullah'ın diyetini kullanıyorum. Günde şu kadar yerim. Elimden geldiği kadar. Bir şeye uymuyorum, karnım şişiyor. Karnımı bazen görürsün, bak Ramazan olduğu içinmiş. Karnım şişme. Hareket etmiyor, edemiyorum. O fırsatım yok. Yani çıkınca ne kadar rahat ediyorum görüyorsunuz. Çıta gibi oluyor. Bak şimdi Ramazan'da olduğu gibi. Karnım şişiyor. Hareket, yani işim bu olduğu için devamlı oturma ya. Hareketsizlikten bağırsak şey yapmıyor. Hareket ettiğim zaman ki ya depren diyor. Dedim hemen onu kaldıracaksınız. Yürümeden, hareket etmeden enerji, hem enerji boşaltıyorsunuz. Hem de mesela nefes almayı. Nefes almayı dil ucundan yapıyoruz. Derinden almıyoruz vesaire. Peygamberin sünnetine uymak, diyetliyiz. Ama beni itham edenlere bir gönderme yapıyorum. Resulullah'ı sen dinleme. Çünkü tıp fakültesini okumamış. Bazı tıp şeyler var. Sen tıbbı mı bitirdin? Resulullah da tıbbı bitirmedi. O zaman dinlemez. Onun bitirdiği, önerdiği fakültede okuyorum ben. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın önerdiği, kurduğu üniversitede okuyorum. Bediüzzaman ilkokul okumamış. Ama üniversitede tezler yapılıyor. Onlar hayat mektebini, imani billah ve imani bil ahiret arasındaki sistem denilen şu alemi şahadeti mülkte ve melekütte, zahirde ve batında, evvelde ahirde görebilme, anlama fakültesinde okuyoruz. Orada okuyor. Her bir mevzuyu elimden geldiği kadar evveluhu, ahiruhu, evveluhu çekirdek.
ahiruhu meyve, zahiruhu ağacın şekli, batını ağacın sistemi. Evet. Onu odasına alabilirsiniz. Şimdi bu Diman Resul şey gelmişse alabilirsiniz odasını. Değil mi? Şimdi bu Diman 7 mertebesinde korkuyu bu nerede bulacaksın? İfrat tefriti ya. Bak, şöyle bir korkun varsa buradadır. Böyle bir korkun varsa tasavvurdadır. Şöyle korkun varsa tahayyüldedir. Şöyle korkun varsa tasavvurdadır. Şöyle korkun varsa taakkuldedir. Mantıksız şeyler olursa, mesela 3 bölü 5, 1 bölü 3 gibi. Gemi işte, sandal, kayık, taakkulde o. Şöyle yaparsan iltizamdadır. Böyle yaparsan izandadır. Şöyle yaparsan itikattadır. Çözümü de çok kolay. Şimdi bitireyim de namaza bir geçeceğiz. İçinde ümit ve reca yoksa korkudur. Nerede bulacağım bu cümleyi ya? Risale-i Nur'da bu. Risale'de çıkarımdır. Satır aralarındadır. Abi nereden çıkarttın? Bak. Şu yazıyı görüyor musunuz? Bu yazıyı gösteren yazı kadar değerlidir. Ara boşluğu. Satır arası demek. Şu eğer zemin donuk olsa, boyalı olsa bu yazıyı yazamam. Bu yazıyı yazmam için zeminin boş olması lazım. Boş yazılacak manaların bir kuvve dolusudur, doludur. Yani yazı kadar değerlidir, yazıyı gösteren boşluk. İşte Risale-i Nur'daki boşluktan çıkartıyoruz bunu. Yani korku nedir dedik? Haf ve recası yoksa korkudur. Yani o zaman da 6 tane hastalıktan birisidir yani. He? 6 tane hastalıktan bir tanesidir yani o zaman. O zaman da. Hatırladınız o hastalık? Hücumat-ı sitte. Evet. Hücumat-ı sittenin bir tanesi. Ehli dalalet bizim o sistemi aktif etmeye çalışan, bizi çökertmek için kullandığı 6 tane yöntem var. Hücumat-ı sittede 6 tane yol. Hücum yolları sistemi çökertmek için. Bunların bir tanesi korkudur. Sistem çökmesine. Bir tanesi menfi milliyetçiliktir. Korku gibidir o da. Korkunun içinde ümit ve reca varsa haftır. Korkunun ifratı şeytandandır. Olmayacak şeylerden korkmak. Galiba kalp krizi geçiriyor. Abi, acilteyim abi, acilteyim. İçeri beni işini alacaklar abi. Abi kalp krizi geçiriyorum. Sus lan! Kalp krizi geçiren konuşamaz benimle. Git lan, telefonu kapat, yüzünü yıka, eve git çabuk. İyiyim değil mi abi? Tabii için lan. Kim yaptı onu? İfrat. Korkunun ifratı şeytandandır. Tefriti ise nefse emmareden, erval habiselerden, cinlerden ve seyrettiğimiz filmlerden, dinlediğimiz müziklerden, kokladığımız alkollerden, parfüm mesela, parfümlerden, yediğimiz haramlardan, bulunduğumuz yanlış mekanlardan. Parfüm o kadar şer ki, kadının düşük yapmasına ve çocuğun cilis olmasına sebebiyet veriyor, biliyor muydunuz? Parfüm içinde, hele Türkiye'de satılan parfümlerin içerisine öyle bir maddeler koyuyorlar ki düşük olsun veya birinci sebep hamile olamazsın. Hamile kalamazsın. Kalırsa düşük olsun. Düşükler niye çoğaldı? Koltuk altına bir şey koku sürüyor. Bilmem ne yapıyor. İmam Ali diyor ki radıyallahu anh. Kirli çamaşıra koku değil. Sabun lazım. Niye su yapıyorsun? Git yıkan. Niye tuvalete burnunu aldatmak için koku aldatıcı koyuyorsun? Allah burnu koydu ki tuvaleti git temizle. Sen bunu aldatmakla ciğere giren pis koku yok olmuş oluyor. Git orayı temizle. Niye oraya aldatıyorsun pis koku? Tuvaletlere gittiğim zaman korkular asılı. Hemen tutup koparıyorum. Ev sahibine diyorum ki poşeti getir bunu atalım. Niye abi ya kokmadı? Lan tuvalet kokuyorsa git temizle demektir. E peki abi bazen diyor şehirde biz büyük binaların aşağıda olduğumuzdan dolayı alt katta delikten pis koku geliyor. Ecdat ne yapmış? Bir tane tahta yapmış, bir tane sopa. Tam o deliğe tak, tuvaleti bitirdikten sonra koyarmış için. Öyle tamam.
Hani var ya deliğe, delik çapında üstten tutunca tak bitti. Abi ne derler? Zaten hayata ne derler diye uçuruma gitmiş. Ne yapmam gerekeni odaklanmamışsın, ne derlere odaklanmışsın. Tefriti nasıl netice veriyor musun? Tefriti de hiç esbabına riayet etmiyor. Mesela ifratı şu, şeytandandır. Olmayacak şeyi büyütür. Tefriti ise içsel çöküntü, odadan girip çıkmaz. Ondan sonra hayır. Öyle sigara muptelası, dizi muptelası, yani tam oynamaz yani. Batsa, bitse, ulan gidiyor lan ömür gidiyor. Vasat ise, korkunun vasat ise dinlerdendir. Hasan abi cinlerden dediniz ya, Erva Habise'den tefriti. Yani sıfı değil. Bir şey diyeceğim, daha önce de bu şeytan cin Erva Habise beraber çalışıyor dedik. Hani ikisi nasıl birleşecek o zaman? Hani... Şimdi bak, şeytan... Kalba musallat olur. Ve vesvese yapar. Ne yapar? Eylem itibariyle imanına, imanlıya imansızsın der. Abdestliye abdestlisin der. Bunu söyleyen şeytandır. Ve kaptedir. Vesvesedir. Cinler ve ervah habiseler veya ustadı mevadi şerire dediği, yani seyrettiğimiz kötü filmlerde subliminal, ondan sonra duyduğumuz müzikler, parfümler, koku, yediğimiz haramlar, dokunma ise bulunduğumuz yanlış mekanlarda insana yükleme olur. Yani içeriye malzeme girer buralardan. Bunların oluşturduğu şeye, maddeye mevadi şerire, şerir madde. Bunun mümessillerine erva habise denilir. İyi şey seyrettin. İyi şey dinledin, Kur'an, sohbet. İyi şeyleri kokladın, helal yedin, doğru yerde bulundun. Ona mevadi aliye, mümessilleri ervah-ı aliye, insanda huzurlu olur. Bunu sözler 246 da anlatıyor. Mevadi şeririyi anlatıyor. İnsanın istidadını bozan ve yanlış yollara sevk eden mevadi şerire ve onun sekenesi ve mümessili olan erva habise diyor. Aynı böyle geçiyor. Biz okumuyor muyuz bu Risale'yi? Ne diyor? Bir baksana ya. Ne diyor? Değil bunları ortaya çıkarmak için. Ortaya çıkaranları da mancınağa koyuyorlar. Mancınağa koyup ateşin içine atıyorlar. Ve insanların bu tip insanların, yani bu ortaya çıkaran kişileri de İnsanlar istifade etmesin bunlardan diye onlara ateş çemberi yapıyorlar. Peygamber'e yaptıkları ambargo gibi. İnsanlar bu insana ulaşmasın, bu sohbetlere ulaşmasın diye et bağlarına kötülüyorlar. Kah dinimize zarar veriyor, kah Risale'nin sadakatına zıt, kah bilmem bir sürü uçurtma kuyruklar takarak insanların bu doğru bilgiye korkunun tahayyülde, tasavvurda, taakulde, tasdikte, izanda, iltizamda, itikatta nasıl olur? Çözümü nedir? Risale-i Nur Endeksli çözümünden uzaklaştırmak için bir sürü kulp takılıyor. Sen hayvan olma. Eşek olursan semer vuran çok olur. Aklını kullan. Başkasına dayalı din olursa, Allah'ın kitabına bakmasa bu olur. Bedeli kim ödeyecek? Dünya ve ahirette sen ödeyeceksin. Bitireyim. Vazifesine odaklanmış insanda korku o nispetle olmaz. Vazifesine odaklanmış bir insanda vazife şinaslıkla o korku olmaz. Ha şey söyledik, bunu cin söyledik. Evet. Hani korkuyu şeyin vesvesi budur. Eğer korku ise daha tasavvurdadır. Bunlar cinler sol kulağında musallat oluyor. İçeri ille girmez, giremez. Erva habise, mevadi şerire işte o dediğimiz yollardan girilen maddeler. Dolayısıyla eğer sen televizyonu uygunsuz şeyleri seyredersen, uygunsuz şeyleri dinlersen, parfümleri şey yaparsan neye benzer? Çiçek koy, cama aç, arı gelir.
pislik koy, cam aç, sinek gelir. Böyle bir kafaya cinler musallat olur. Tefriti onlardan oluyor. Tefriti bunlardan olur. Geçen derste de dedik ki bunlar zaten beraber çalışıyor. Beraber nasıl çalışıyor? Hem beraber hem onun nasıl? Bak şimdi, bu sefer vehim olur. Bunlar şeytan, erva habise, bunları seyredersek, müzikleri seyredin. Kapattın televizyonu, interneti kapattın. Kafa kapanır mı? Yok. Kapanmaz. Abi ben hemen diyor, tamam mı? 20 seneden beri tarmar etmiş dima. 20 sene. 2-3 ayda abi ben Cevşen okuyormuş oldum, hala düzelmiyorum. Ya hemen düzelecek. Fotokopi yani. Bozulduğun kadar düzeleceksin. Ha, bu ne yapar? Vehim olur. Vehim de yoku var eder. Yoku var eder. Yoku var eder. Düşünceler noktasında. Şeytan babalarıdır. Nefs-i emmare ve cinler onun talebesidir. Çünkü niye? وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Cinlerle insanlar, aynı bizim, biz ve insanlar, cinler, ibadet için yaratılmış ve imtihana tabiiz. Cinler şeytan değildir. Ama insanların din düşmanları nasıl ki insi şeytan oluyorlar, cinlerin de din düşmanları cinli şeytan oluyorlar. Sen insi şeytanları, yani din düşmanlarını görerek bütün insanlar şeytandır diyebilir misin? Cinlerin de dinsizlerini görünce cinler şeytandandır diyoruz. Ne kadar zalim. O ki şeytandır, Allah onlara iman teklif eder mi? وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَى اِلَّا لِيَعْبُدُ Ha, cinlerin de dinsizi var. Müslüman, insanların da dinsizleri var. O zaman böyle bir kafaya bunu dinlemiş, bunu seyretmiş, bunu koklamış, bunu yemiş, böyle mekanlarda bulunmuş, içeriye girmiş insan, içeriye malzeme girmiş insana, herhalde melek gelecek yok kafasına. İlham edecek hali değil. Yani hikmet ehline derler ki büyük tasavvufçular, yani batınla meşgul olmak, Allah'ın ilham ettiği, Allah ilham ederse batın oluyor. Allah'ın veli kulları oluyor diyor. Yani peki kime ilham eder diye bunu söylüyorsun? Kafalarına bunları sokmayanlara. Kafaya bunları sokmama nispetindedir. Yani terklerin ne kadar varsa o kadar ilhamın olacak. Peki cinlerden, erva habiseden, bu vehimlerden kurtulmanın tek yönü var. En keskin. Kur'an okursan geçici olur. Kur'an okursan geçici olur. Namazları kılarsan geçici olur. Oruç tutarsan da geçici olur. En kökten kesin çözüm tefekkür. Tefekkür imani. Vazifesine odaklanmış insanda korku nispetle olmaz. Vazifen bu alemdeyken diğer alemler hesabına çalışıyorsun ki bundan emin olma nispetinde adına çalıştığın aleme gitmekten korkmaz. Mesela insan bu alemde o alemde hesabına çalışıyorsa, ahiret adına çalışıyorsa, ahiret adına çalışan ve ahirete iman eden ahirete gitmekten korkar mı? Peki ahiret adına çalışmıyorsan, ahireti iddia ediyorsan tabii ki oraya gitmekten korkacaksın. Tabii ki ölüm korkusu olacak. Senin korkun inandığın alemle alakalı tereddütlerinden kaynaklanıyor. Yani ölüm korkularının sebebi ahiretle alakalı tereddütlerinden kaynaklanıyor. Zaman geçmiş biliyorum. Ama bitirmek istiyorum bunu. Korku bir daha almak istemiyorum. Sen ölüm korkusu korkuyorsan ahiret akidesinde sorunu var demektir. Onu çözümlememişsin. Çözümleyememişsin. İman-ı bil ahiret düze çıkmamış. Vazifenden emin olma nispetinde ahiret inancından emin olmak ve o nispetle çalışma nispetinde bedenen olmazsa bile ruhen orayla aynı düzeyde olacaksın buradayken. Yani ahiret inancı artma nispetinde ahiret haletlerini, hislerini, fikirlerini burada yaşıyorsun içinde. Ahiret duygularını yaşıyorsun. O huzurdur işte o. Bu huzur lezzetli midir böyle? Evet, bunun kaynağına gitmekte ne korkuyorsun? Kaynağı orası işte. Bu huzur buradan değil ki. Ahiret hazır olmasa insanda huzur olmaz. Allah hazır olmasa sende huzur olmaz. Seni endişelendiren bedensel hayatın sonu, yani seni endişelendiren, korkutan
bedensel hayatın kabre girmesi ve senin son olduğunu mu zannediyorsun? Bu bedeni toprağa koymayla. Bu mu zannediyorsun? Yoksa inandığına hala inanamıyor musun? Biz inandığımıza inanamıyoruz. Sorun burada. İnandıklarımıza inanamıyoruz. İnandığımızı iddia ediyoruz. Korkuyu reca ve ümit ile mayalarsan hafa dönüşür. Tamam abi. Peki. Vahır da vahım. Ehilleri için bu ders ne biliyor musun? Ehilleri için bunu anlatan veya tedavi eden doktorlar için, bu korku belasına düşenler için bu ders, ders değil artık. İlaç, ilaç da değil. Bunu durup da not ala ala yazarsa ve yer yer okursa, gündelik hayatta haftada birkaç defa kendi yazdığını böyle okursa, Allah'ın izniyle korku denen bir şeysi olmaz. Tamam. Ve terklerini yapması lazım. Haramları terk edecek. Şart başka yoktur. Haramların terk edene ilham gelir. İlham gelene tefekkür olur. Tefekkür her şeyin çözümüdür. El Fatiha.